Değerli dostlar, yanımızda olan bir de başka kardeşimiz, Serkan kardeşimizle 2015'ten 2016'ya Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Serkan, önce kendini bir tanıtır mısın? Kimsin, nesin, ne iş yaparsın? Ben Serkan Ayvacı, Kartal Devlet Hastanesi şantiyesinde yemekhanede çalışıyordum. Çok teşekkür ederim. Peki 2015'ten aklında kalan olumlu olumsuz Türkiye'de ve dünyada neler vardı? Yani 2015'ten kalan olumlu olumsuz, yani senin yaşadığın, toplumun yaşadığı, sen de olabilirsin, fark etmez. Yani ülkemizde genel olarak saygı sevgi, birbirimize olan saygı sevgi biraz yitirilmiş. Ondan sonra insanların çok aşırı bir öfkeli hali var. Yani en basit misal, yani araba kullanırken bile kimse sabredemiyor. Kornalar ardı ardına geliyor, o da yetmiyor. İnsanlar birbirleriyle kavga ediyor. Yani sabır eksikliği var toplumda ve öfke hakim. Ki dinimiz bize öfkelenmemeyi, her koşulda sabretmeyi emrediyor. Bizde bunun tam aksi mevcut. Yani bu, şunu diyebilir miyiz? Dinimize yeterince bağlı değiliz. Değiliz. Sadece sözdeyiz. Sözde Müslümanız yani. Doğru. Yani. Peki, 2016'da beklentin veya olmasını istediklerin neler? 2016'da Türkiye içinde bütün insanların birbirlerini daha fazla sevmesini, daha çok yardımseverlik göstermesini. Peki Serkan, çok güzel bir şeye dokundun. Biz fakirleri gözetmemizi, evet. Çünkü kar yağıyor. Yani dışarıda duranlara. Tabii ki, zabıtalarımızın mesela kendilerinin arayıp da bulması gerekiyor. Yani yapmıyorlar demiyorum ama yani daha çok böyle sevgiyle. Onlara da şefkat göstererek sokakta kalan psikolojik olarak artık kendini aşamayan insanlarımız da mevcut. Onları arayıp bulmaları, üstlerini temizlemeleri, bir en azından hani sosyal devlet olmanın gereğini yapıp onlara hani 500 kişiyi bir salona değil de ki önceki Türkiye'de böyle şeyler hiç yoktu. Şu an Türkiye daha çok sosyalleşiyor. En azından biraz daha değer verildi. Muhakkak. Ama yetersiz. Ama tabii ki yani Avrupa standartlarına gelip hani o konuda yani onları hani her insan hani çünkü onur sahibidir. İnsan onuru mukaddestir. Onlara da böyle en azından aşamadıkları o psikolojik vadeyi yardımcı olup üzerlerinin başlarını temizleyip küçük bir oda, bir baraka böyle bir şey yapılabilir falan. En azından hani böyle bir sevgiyle yani bunu yapan mevlüt. İçinde sevgi olmadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Aynen yani. Evet değerli dostlar, bizim milletimiz bu işte. Öncelik sevgi, öncelik paylaşma, öncelik birlik. Serkan kardeşim, çok teşekkür ederim. İlgine, hayatında başarılar. 2016'da her şey hayırlısı olsun milletimiz. İnşallah senin yüreğinde hep böyle kalsın. Teşekkürler. Değerli dostlar, kar yağmaya başladı. Bizim de biraz yani boşuna erkeklik taslamamıza gerek yok. Üşüdük. İzniniz olursa pardösüyü giydik. Kusura bakmayın. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genç bir arkadaşımız, en azından benden daha genç. Nurettin kardeşimiz yanımızda. Nurettin, önce seni bir tanıyalım. Kimsin, nesin, ne iş yaparsın? İsmim Metin. Pardon, Nurettin. Özür dilerim. Metin Demirci. 1967 Rize doğumluyum. Bizim hemşerimiz. Evet. Sen benim halimden anlarsın. Saat 12 geçti, normaldir. Yok. 12'den evet. Sonra daha iyi çalışır bizim aklım. Doğru. Ticaretle uğraşıyorum. Aynı zamanda okuyorum. Bu yaştan sonra bir üniversiteye başladım. Çok güzel bir şey. Hangi bölümde? İstanbul Üniversitesi'nde işletme bölümünde okuyorum. Oo, çok güzel. Kızımla geçen sene üniversiteye hazırlanırken bir iddiaya girdik. Baba girersin giremezsin. Kızın kaç yaşında? Kızım 18 yaşında. Oo. O da hukuk istiyordu. Bu sene giremedi. Bu sene tekrar. Oo, çok güzel. Yani baba kızım yine ben girdim. Şimdi evde hava atıyor musun kıza? Atıyorum tabii. Hatta dershanede geçen gün öğretmeni aradı. Koçu dedi ki, ya hadi bir gün gelip bir konuşur musun dedi. Nasıl bunu başardın falan. Dedim ki önce inanacaksın, sonra başaracaksın. Bu işte. Şimdi onu hiç unutma. Şu kameraya dönüyorsun. 2015'te ben buna inandım, bunu başardım. Bunu nasıl başardın? İçindeki yüreği bir anlatır mısın? Önce tecrübe. Çok okuyarak. Devamlı kitap okuyordum. Bir de kızım teşvik etti. Kızımı da çalıştırıyordum. Çalıştırırken beraber baktım, ben de eski bilgilerimi yeniden tazeledim. Tazeledikçe de bir şeyler çıktı ortaya. Ortaya çıktı. Demek ki bunu da başarmış olduk. Hatta geçen gün de finaller vardı. Yine kızım bana dedi ki, baba ne yaptın? İyi geçti dedim. Bir tane sıkıntı var, gerisi iyiydi, fena değildi. Peki evde yenge, ya çalışıyorsunuz ediyorsunuz, ev işlerinden kaçtırıyorsunuz diye şikayetçi oluyor mu?
ben ev işleri yapmıyorum. O işlere girmiyorum. Tabii tabii. Bütün biz erkekler şimdi, bunu deriz de ama. Karadenizler girmez o işte. Asıl Karadenizler kılıbık. Boş ver. Peki Metin kardeşim, 2015 Türkiye'si acısıyla tatlısıyla bir değerlendirmesini yapar mısın? Ne bıraktı senden? Ne olumlu ne olumsuz? 2015'te siyaset, ekonomi yönünden inişli çıkışlı bir yıldı. Bu millet de güzel insanlara güzel mesajlar verdi 7 Haziran'a 1 Kasım'da. Ben o yönüne bakıyorum. Çünkü 7 Haziran'da ne oldu? %40'la geldi. 4 tane parti parlamentoya girdi. Bir şeyi başaramadılar. Koalisyon kuramadılar. Dengesiz bir oyla oy var. Bu millet dedi ki, dedi 5 ayda ne değişti de 1 Kasım'da iktidara tekten AK Parti geldi. Bu milletin sayesinde geldi. Nasıl? Peki sence ne değişti? Değişen aslında hiçbir şey değildi. Milletin iradesi. İşte milletin iradesinde millet ne gördü de o iradesini değiştirdi sence? Bence millet şunu dedi. Artık parlamenter sistem çöktü. Ona mı inanıyorsun? Ben ona inanıyorum. Bu sistem çöktü artık. Tamam, o Cumhuriyet'in kırıldığı yıllar belki o sistem vardı ama artık dünyada zaten sistem bitmek üzere. Parlamenter sistem. Ne yaptı? 4 tane partiye görev verdi millet. Başaramadılar. 1 Kasım'da tekrar ne oldu? %49,5'la iktidara geldi. Bence bu da başkanlık sisteminin ayak sesleridir. Peki başkanlık sistemi 2010 veya başkanlık sisteminin bize artısı ne olur? Senin görüşüne göre. Ya benim görüşüme göre. Tabii, acizane bir görüştür bu. Halkla devletin barışması diyorum ben başkanlık sistemi. Bizim Türk tipi başkanlık sistemi. Tabii buna açıklamak... Ama bunda da gene parlamenter sistem, milletvekilleri meclisi olacak. Tabii bence daha güçlü olacak. Hatta daha da güçlü olacak. Niye daha güçlü olacak? Milletvekilleri daha yakından ilgilenecek. Vatandaşın derdiyle. Ankara'da oturmayacak artık eskisi gibi. Herkes kendi... Mesela şurası 3. bölge. İnanın ki bana 3 isim say deseniz sayamam milletvekili. Tanımıyoruz çünkü. Belki hani Anadolu falan daha yakındırlar ama bizde daha sıkıntılı büyük şehirlerde. Peki 2016'da başkanlık sistemini konuştunuz. Ekonomide Türkiye, şimdi bir sürü projeler var başlangıçtan bitirilen, yapılması düşünülen. Belediyeler kendi başlarına göre bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani burada siyasi parti ayırmaksızın tüm belediyeler bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ekonomik olarak 2015'ten 2016'ya aktarılan olumsuzluklar, olumlular veya 2016'dan 2017'ye gidecek olumlu yönler, ekonomi, kültürel nedir? Beklentin ne veya? Şimdi 2015'in ilk diliminde güzel şeyler oluyordu ülkede. Ne oldu? Bir seçim oldu. 2015'in ilk dilimi ha? İlk dilim. Ocak. İlk diliminde işte hani Şubat, Nisan'a kadar devam etti. Ondan sonra bir seçim sürecine girdi bu ülke. Her şey duraladı. Dış güçler baktı ki ülkede seçim var, eyvah dedi. Elini ayağını çekmeye başladı. Biz bunu anladık ki hakikaten seçimle falan olmuyor bu işler. Bizim bir istikrar olması için en azından Avrupa'da da düşünüyor. En azından bakıyoruz, Bakü'de şu tren istasyonunu görüyoruz ama durdu, her şey durdu. Ama yapılıyor. Yeniden şimdi başlandı işte istikrar. 1 Kasım'dan sonra her şey tekrar düzene girdi. Çünkü dış güçler diyor ki istikrar olması lazım bir ülkede bizim yatırım yapabilmemiz için. Bu 1 Kasım'dan sonra tabii tekrar her şey çok güzel düzene girdi işte. Kanal İstanbul tekrar devam etmeye başladı. 3. köprü çok az bir şey kaldı. Bunlar şöyle diyebilir insanlar, ya bunları zaten bir hükümet geliyorsa yapacak kardeşim. Yapacak. Eskiden niye yapılmıyordu? Ben yaşım 48. Ben de onu derim. 15 yıl evvel bize deseler ki Marmara Ray'dan böyle bir yer yapılacak diye biz alay ederiz. Ama şu var. Ben bu dediğine katılıyorum ama bizim göz ardı ettiğimiz bir şey var değerli konuklar, değerli seyircilerimiz. Bu ülkede de çok büyük tesisler de yapıldı. Demir çelik, alüminyum, Seydişehir alüminyum. Yani yapılmadı diye. Tamam, belirli dönemlerde ekonomide, sosyal kültürelde bir duraklama oldu, bir geri adım oldu. Ama toplumumuz zamanında hakikaten dünyada belki demir çelikte, alüminyumda kimse de olmayanları da yaptık. Fakat bir duraklamaya, belki de şunu diyebilir miyiz? Üretim ekonomisinden faiz veya sadece tüketici ekonomisine dönmemizin etkisi var mı o duraklama döneminde? Muhakkak. Muhakkak. Onun etkisi oldu. Yani insanlar biraz, bizim milletimiz kulağın arkasına yatmayı çok seviyor. Toplumumuz. Aman bana
az olsun benim olsun, rahat edeyim. Veya rahattan kazanayım. Evet, sıkıntıya girmeyeyim, riske girmeyeyim, sıfır risk. Yani tabii her şey risktir hayatta. Denemeden, deneyip yanılmadan bazı şeyler elde edemeyiz hayatta. O yüzden bizim insanımıza, bu ben vatandaş olarak diyorum yani, bazı canlı bir insan olarak diyorum. Her şeyi denemek lazım. Deneyip yanılmak lazım. Çünkü hiç denemeden hiçbir şey yapamayıp yatıp da bir şey beklemeyeceğiz. Her şeyi de devletten bekleniyor. Ve üreteceksin, çabalayacaksın. Devam üretim halinde olacağız. Üretim olmazsa, bol tüketim olsa ne olur? En sonunda iflas ederiz zaten. Hazır daha dayanmıyoruz. Muhakkak ki. Muhakkak ki. Zaten etrafımızı görüyoruz cadı kazanı gibi. En büyük sıkıntımız savaşlar. Niye hep Orta Doğu'da oluyor, niye etrafımızda oluyor, niye Avrupa'da bir sıkıntı olmuyor? Bunu da irdelemek lazım. Demek ki biz hakikaten büyümekte olan bir ülkeyiz. Güçlü bir ülke olmak yolundayız ki artık birileri bize dokunmaya başladı, gözüne batmaya başladı. Zaten eskiden neydi? Sessiz sedasız oturduk, kabuğumuza çekilmiştik. Üretim az, ekonomi sıkıntılı. İşte birilerine muhtacız. 1 milyar dolar aldık mı bayram ilan ediyorduk o zamanlar. Tabii biz insanlar da biraz herhalde balon hafızası olduğu için, balık beyinli olduğumuz için biraz çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. O yılları unutmamak lazım. Bizden en azından, gençlere de anlatmak lazım. Yani şimdi ama şu var, ben bizim artık gençlerimizle ben kabahat bulmuyorum. Eskiden derdi ki gençler gençlik kaybı, ama şimdi bizim ihtiyarlarımız, orta yaşımız daha berbat olduk. Maalesef o var. Peki 2016'da senin beklentin, kendi alanında ekonomik veya toplumsal olarak kendi beklentin, şahsi olarak da olabilir. Benim bir yakın dostum var, o da sizin gibi gazeteci. İsim de gelmiyor şimdi, kulaklar çınlasın. Metin dedi, belki senin benim ekonomik durumumuz iyidir, biz çocuğumuzu okuturuz. Yani bir gün işte Avrupa'ya, Amerika'ya göndeririz, iyi bir yerde okuturuz. Geliriz, ona güzel bir iş açarız. Altına son model araba alırız, iyi bir lüksüde daire alırız. Ama dedi, komşumun dedi, etrafımın rahatsız olması ilk önce dedi, seni beni yan ettiler. Evet. Gelir dedi, sana beni çöker dedi. Çok önemli bir anekdottur bu. Hakikaten de bizim istedik, abi benim çok ya da sizin durumunuz çok iyi olsun, hiç önemli değil bu. Önemli olan etrafımızın iyi olması. Etrafımız iyi olursak biz iyiyizdir. Bunu iyi irdelemek lazım. Üstad Cemil Meriç'in çok güzel bir lafı var gençlere yönelik bir toplantısında. Gençler diyor, bu ülkede sağcı, solcu, ilerici, gerici yoktur. İyilerle kötüler vardır diyor. Siz diyor, ne kadar iyilerin yanında olsanız diyor, iyilerin sayısı o kadar artar diyor. Şunu kameraya dönerek bir söyler misin? Üstad Cemil Meriç'in çok güzel, gençlere yönelik bir toplantısında güzel bir lafı var. Gençler diyor, bu ülkede ilerici, gerici, sağcı, solcu yok. İyiler ve kötüler var diyor. Siz diyor, ne kadar iyilerin yanında olsanız iyilerin sayısı o kadar artar diyor. Çok güzel bir laftı. Peki, Metin, son sözlerini alayım o zaman. Son sözlerim, 2016'dan önce savaşsız bir yıl. Sonra sağlık, mutluluk ve huzur istiyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.